Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda parlayacak ve Mars 5 Ocak'ta Oğlak burcundaki yolculuğuna başlayacak. Oğlak burcu sizin 6. eviniz. Bu ne demek? Bu ay biraz iş var. Yani çalışma var, mesleki konular var. Günlük hayatınızda daha fazla enerji harcayıp mücadele edebilirsiniz. Zaman zaman bu dönem tabii ki sizin için yorucu olabilir. Ancak Mars Oğlak da çok güçlüdür. İş konularında çok başarı da getirebilir size. Evet, çalışmayan aslanlar, ev hayatınızda, yaşam alanlarınızda işleriniz var. Hani buraları belki düzenleyeceksiniz. Biraz hani günlük hayatınıza, İşte kişisel bakımınıza, sağlığınıza, evcil hayvanlarınıza daha fazla zaman ayıracaksınız ve o alanlarda biraz yorucu gündemleriniz de olabilir. 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğuyor. Her yeni ay biliyorsunuz o ay içerisinde olabilecek konuları, yeni başlangıçları gündeme taşır. Oğlak yeni ayı 6. evinizde doğacağı için bu yeni ay ile birlikte belki yeni bir işe başlama, mesleki anlamda bir düzen, bir eğitim olabilir. İş ortamınızda, çalışma ortamınızda yeni bir düzenleme olabilir. Yani konforunuza yönelik, iş veriminizi arttırmak için belki değişimler olabilir. İşte evinizde ya da çalıştığınız ortamda bir asistan, yardımcı ya da çalışma ortamınızda hani size destek olacak kişilerin de hayatınıza girmesi mümkün. O ana kadar evcil hayvanınız yoksa belki bir evcil hayvan sahibi olacaksınız. Bununla birlikte biraz sağlık konuları da tabii ki gündemde. Yani sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle Mars burada biraz sizi zorlayabilir. Sağlıkla ilgili iyileşmeler, tedaviler. Bununla birlikte belki beslenme programınızda yapacağınız, atacağınız adımlar. İşte spora başlayabilirsiniz. O da bir günlük hayatınızda iyileşme anlamında size destek olabilecek konulardır. Diyete başlayabilirsiniz. Hani bunlar Ocak ayı, hani yılın başıyla beraber hedeflediğiniz konular olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Çünkü bu Oğlak öncü bir burç. Siz sabit bir burçsunuz. Özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman etkileriniz artacaktır. Sizin için bu yeni ay daha güçlü olacaktır. 11'i ile 25'i arasındaki olan süreç bu etkileri yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet, Aralık ayında biliyorsunuz Merkür retro harekete başlamıştı. Bu ayın başında 2 Ocak'ta bu retro bitiyor. Ayın 14'üne kadar Merkür Yay burcunda ilerleyecek. 14'ünden sonra ise Oğlak burcunda ileri harekette olacak. Şimdi Aralık ayında yarım kalmış konularınız varsa, hani hayatınız biraz sıkıntı yaşadığınız konular varsa bunları bu ay toparlayabilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. Tekrar ele alma fırsatı bulabilirsiniz. Belki hani çocuklarla ilgili konularda sıkıntılar yaşadınız, anlaşmazlıklar yaşadınız. Ya da hani belki onların eğitimiyle ilgili konularda bazı sıkıntılarınız oldu. Ardından genel sağlık konularında biraz zorlandınız bu ay. Ya da işte bazı ertelemeleriniz söz konusu oldu. Ayın ikisinden itibaren daha hızlı bir şekilde bu konuları ele alıp toparlayabilirsiniz. Venüs de 23'ünden sonra Oğlak burcuna geçecek. 23'ünden sonra İş ve çalışma ortamınızda konforunuzun artmasını bekleyin. Yani burada iyileşmeler artabilir. Daha güçlü destekler alabilirsiniz. Biraz daha sağlık konularında iyileşmeler artabilir. Sizin için daha keyifli, daha konforlu bir süreç başlayabilir. 18-19 Ocak Merkür-Jüpiter güzel bir açısı var. İş ve kariyer konularında destekler alabilirsiniz. Güzel bir iş anlaşması, işle ilgili bir eğitim, işle ilgili bir seyahat gündeme gelebilir. Jüpiter'in biliyorsunuz Boğa burcundaki hareketi artık 26 Mayıs'a kadar size kariyer ve iş konularında daha güçlü destekler verecek. Retrosu tamamlandı. 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda artık gerilemeyecek, ileri hareketli olacak. İş konularınızda genişlemeler, büyümeler, kariyer konularında güçlenmeler, özellikle üstlerden, otoriteden, belki aile içerisinde aile büyükleri ve ebeveynlerden daha fazla destek, yardım alabilir. Bu alanlardaki sorunların iyileşmesini bekleyebilirsiniz sevgili aslanlar. 20 Ocak'ta gezegeniniz Güneş artık Oğlak burcundaki hareketini bitirip Kova burcuna geçiyor ve Güneş'le birlikte olan Plüto da 21 Ocak'ta Kova burcuna adım atıyor. Şimdi Plüto'nun tabii ki transiti önemli ve uzun vadeli. 2044'e kadar 20 yıl Plüto Kova burcunda kalacak ve Plüto daha köklü bir şekilde hayatınızda
sizi 7. ev konularıyla ilgili olarak dönüştürecek ve aynı zamanda güçlendirecek. Burası uzun vadeli önemli bir transit. 20'sinden itibaren Güneş'in de 7. evinizde parlayacak olması bu ay bir aylık bir süreçte eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili, her türlü ikili ilişkilerinizle ilgili ya da birebir hani hizmet aldığınız kişilerle, kurumlarla ilgili konuları gündeme taşımaya başlayacak. Ve burada belki biraz daha hani eşinizin yaşamında, eşinizin kişiliğinde, partner ilişkilerinizde daha güçlü dönüşümlerin etkilerini, işaretlerini de almaya başlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Ve ayın 25'inde sizin için yılın en önemli zamanlarından birisi 5 derece aslan burcunda dolunay meydana geliyor. Güneşiniz üzerinde olan bir dolunay. Tabii yükselen burçlarımız için de yükselen burcu üzerinde olan bir dolunay. Dikkat çekmek, parlamak anlamına gelir. Bu sizin yaşamınıza daha önceden yaptığınız işlerin sonuçlanması ve belirli amaçlarınıza ulaşmanız anlamına da gelir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili, çok önemli bir dolunay. Bu dolunay aslında daha kadersel de çalışabilir tabii ki. Özellikle 28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulması da tetikleniyor bu tutulmada. Jüpiter tam o noktalarda zaten. Yani biraz kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, işte yaşadığınız yer, ilişkileriniz daha kadersel, daha köklü bazı etkiler olabilir. Ailevi konular, ebeveynlerle de ilgili güçlü etkiler alabilirsiniz. Ebeveynler, sizin ya da eşinizin ailesi, ebeveynleri, hani onlarla ilgili hayatınızda süreçte olan bir konu varsa artık bir netleşebilir, bir sonuç verebilir. Hani bu bir tamamlanma, bir iyileşme, belki daha köklü bir dönüşüm şeklinde de olabilir. Tabii ki her dolunayda olduğu gibi eğer bizi güneşimize, yükselenimize etkiliyorsa genel sağlığınız anlamında da güçlü çalışır. Sağlığınıza da bu dönemde özen göstermekte fayda var sevgili aslanlar. Ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak'ta Venüs-Jüpiter üçgeninin keyifli enerjileri var. Hani birçok anlamda bunlar yakın ilişkiler, aile sizi biraz daha hani iş konularında etkileyebilir. Güzel bağlantılar, destekler alabilirsiniz. Daha keyifli, daha güvenli hissedebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.